Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fermat Yayınları 8. Sınıf Türkçe ders kitabının 176'dan 183'e kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 176'dan başlayalım. Sorunun cevabı bir metin bilgilendirici mi bir metindir? Metinde kişisel özgürlük ele alınmıştır. Burada ekonomik özgürlük, kendi işini seçebilme özgürlüğünden bahsedilmektedir. Fakat seçtiğimiz işte bile belli bir sınırlarımız olması gerektiği için tam özgürlük olarak nitelendirebileceğimizi düşünmüyorum. Sayfa 180 birinci etkinlikte kelime kuşku, anlamı güvensizlik, kararsızlık duygusu. Cümlem bu konuda kuşku duyduğum noktalar olduğu gerçeği değiştirilemez. Kelime indi, anlamı bireyin kendi düşüncesi kanısına denir. Cümlem benim indimde özgürlük bile sınırlar olan bir kavramdır. Kelime tümce, anlamı bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya olayı bildirmek. Cümlem bizim öğrencilerimiz anlaşılır tümcelerle konuşmalı. Kelime erişmek, anlama ulaşmak, varmak. Cümlem siteyi kurtarma yöntemlerine erişmek için programlamayı bilmemiz gerekir. Kelime gözetmek, anlamı korumak, bakmak. Cümlem onun iyi olmasını istediğim için hep gözettim. Kelime süre gelmek, anlamı eskiden beri aynı biçimde devam etmek. Cümlem Osmanlı'dan beri kahve kültürü süre gelmiş. Kelime asalak, anlamı başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinen kişi. Cümlem asalak olması onu toplumdan itilmesine neden olmaktadır. İkinci etkinlikte birinci cevabı bireyselleşme yolundaki özlemleri, ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, gezme, dolaşma, konuşma özgürlüğü, iş seçme özgürlüğüyle sıralayabiliriz. 2. Özgürlüğün yolunu açan üretken olmak ve üretken kalabilecek eğitim ve öğretim özgürlüğünün yolunu açmaktır. 3. Toplumun desteği ve toplumu kazandırdıklarıdır. 4. Vatan borcu, namus borcu, insanlık borcu. Bu sözler adam akıllı sözler olarak nitelendirmiştir. Çünkü hepimiz bir şey alıyoruz, bunun karşılığını da vermemiz gerekiyor. 5. Bence toplum insana düzeni, saygıyı, hoşgörüyü, empati kurmayı, insanlar arası iletişimi sağlamayı bizlere kazandırır. Sayfa 181, 3. etkinlikte birinci cevabı hem insanları hem de toplumu ilgilendirmektedir. Bireyselleştirme konusunda anlatılanlar insanı, bu insanların kazandığı noktaların anlatımında ise toplumun insana yararından bahsedilmektedir. 2. Samimi bir dille anlatılmıştır. 3. Metinde anlatılanları kanıtlamak yerine kendi bakış açısıyla anlatmıştır. 4. Kendi düşüncelerini aktarmıştır. Metnin türü bilgilendirici metindir. 4. etkinlikte videonun bu kısmını durdurup metindeki karşılaştırma cümlelerini şekildeki bir sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. 5. etkinlikte örneklendirmeyi işaretliyoruz. Bir rastlantıyla uçakla üstünden geçerken ıssız bir adada bir başına yaşayan birini gördüğümüzü varsayalım. Tanık göstermeyi işaretliyoruz. Şölenin bir bölümünden bunları söyler Sokrates. Benzetmeyi işaretliyoruz. Yetişkinler de öyle. İnsan yaşamı, toplumsal bir yaşam. Aralarınki, karıncalarınki gibi. Sayfa 182 6. etkinlikte videonun bu kısmını durdurup cümlelerdeki anlatım bozukluklarını ve doğrularını şekilde gibi yazabilirsiniz. Yedinci etkinlikte videonun bu kısmını durdurup konuşma metnini şekilde gibi sorunuzun cevap kısmını yazabilirsiniz. Sayfa 182 8. etkinlikte videonun bu kısmını durdurup bilgilendirici metninizi şekilde gibi sorunun cevap kısmını yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıf takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.